Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Konumuz Galatasaray ama bu kez Galatasaray'ın gündeminden bahsetmeyeceğiz. Galatasaray'ın transferde imza attırdığı Victor Nelson'dan size bahsetmeye çalışacağım. Kim bu Victor Nelson diye soranlarınız bir hayli fazla oldu. Ya da en çok da sorulan şu: 23 yaşında bir oyuncu acaba 7 milyon euro gibi bir bedelle transfer edilir mi? Bu doğru bir hamle mi diye soranlarınız da bir hayli fazlaydı. Bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Size hem oyuncunun özelliklerini tanıtmaya çalışacağız hem de nedir bu konu, neden bu noktaya geldi, neden 7 milyon euro gibi soruların cevaplarını da vermeye gayret edeceğiz. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim, Galatasaray videolarına gerçekten de çok değer veriyorsunuz ve izleyerek bana katkı veriyorsunuz. Bu manada teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. İsterseniz önce bir genel kimliğinden bahsedelim. Sonrasında da oyuncunun nasıl bir oyuncu olduğunu, Avrupa piyasasında nerelerde olduğundan bahsedelim. Teknik özelliklerini de ardından ekleyelim. Öncelikle şunu söyleyelim, 14-10-1998 doğumlu, yani 23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Kopenhag'dan geldi Victor Nelson. 2024'e kadar kontratı vardı, 1.84 boyunda ve Galatasaray'a 7 milyon euro bedelle geldi ve 5 yıllık bir kontrat imzalayacak. Galatasaray yalnız bu ücreti belli taksitlerle ödeyecek diyebiliriz. Bu da Galatasaray adına çok önemli bir avantaj. Peki Galatasaray scout ekipleri oyuncuyu nereden buldular, nasıl buldular ve nasıl gündeme aldılar? Onunla ilgili bilgi verelim. Şimdi bu rakam çok yüksek bir rakam gibi görünüyor. Oysa oyuncu 2019 yılında Nordstahlen'den 3.6 milyon euroya Kopenhag'a transfer oldu. Yani oyuncunun zaten Kopenhag içindeki değeri de çok çok önemli bir rakamdı. 3.6 milyon euro gibi bir rakamdı. Danimarka 21 yaş altı milli takımının kaptanlığını yapıyor. 35 kez giydi o formayı ve A milli takım formasını da bir kez giydi. Olabilir diyebilirsiniz ki A milli takım formasını niye bu kadar az giydi? Oradaki yapıya bakmak lazım. Kayer gibi çok önemli bir savunma liderinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada oyuncuyu izlediğiniz zaman şunu da göreceksiniz, şunu hissedeceksiniz. Sanki bir yeni Kayer geliyormuş gibi de bir his uyanacak içinizde. Ve şunu söyleyebilirim, yani Kayer'e benzeyen bir oyuncu izleyeceğinizi net bir şekilde söylemem gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyelim isterseniz. Oyuncunun bu 7 milyon euroluk bonservisi çok konuşuldu ama oyuncunun acaba Avrupa'da takipçileri var mıydı? Nereden çıktı bu kadar yüksek bedelli bir ücret diyebilirsiniz. Şimdi ona yanıt bulmaya çalışacağım. Daha doğrusu onun yanıtını vermeye çalışacağım sizlere. Şöyle söyleyeyim. Oyuncunun geçen sezon Manchester United'a karşı oynadığı bir maç var. Kopenhag, Manchester United Kopenhag maçı. O maçta Solskjaer'in takımına, Ole Gunnar Solskjaer'in takımına karşı müthiş bir performans sergiledi. Rashford gibi, Martial gibi oyunculara karşı ayakta kalarak İngiliz basınında büyük bir övgü aldı oyuncu. Bu da onun uluslararası kariyere yatkın olduğunu, uluslararası düzeyde önemli işler yapacağının ilk göstergesi oldu. Ve zaten o maç sonrasında da çok enteresan bir gelişme oluştu. Crystal Palace teknik direktörü Patrick Vieira oyuncuyla ilgilendiğini söyledi ve bu noktada transferinin gerçekleşmesini istedi. Ancak işte orada tam 10 milyon sterlinlik bir rakamdan bahsedildi. İşte o süreç içerisinde Crystal Palace transferden vazgeçti. Ama Avrupa'nın pek çok takımı ilgi duyuyordu. Zaten biliyorsunuz o Kopenhag, yani Danimarka, o taraftan anında bu tarafa doğru geçişler, yani Premier Lig'e geçişler gerçekleşiyor. Öyle söyleyebiliriz. Az önce söylediğim gibi, yani oyuncu 23 yaşında, deneyimsiz, yani ne olacak, bu oyuncuyu niye aldı Galatasaray dememek lazım. Genel anlamda baktığımızda oyuncunun
gerçekten de bir Avrupa piyasasının oluştuğunu, özellikle Premier Lig piyasasının oluştuğunu, Crystal Palace'ın da oyuncuyu almak için ciddi bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. Onu da ortaya koymak lazım. Şimdi az önce söylediğim gibi Kayer'e benzeyen bir oyuncu. Şöyle özellikleri var. Oradan devam edeceğim ama bir kere çok doğru bir hamle zamanlaması yapıyor. Kayarak müdahaleleri, ayak mesafelerini kullanma becerisi aslında Kayer'e de benziyor. Onu söyleyebiliriz. Bir anlamda bence Kayer bıraktıktan sonra Danimarka milli takımının oradaki vazgeçilmez oyuncusu olacak gibi görünüyor. Benim gördüğüm kadarıyla böyle. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Oradan size devam edeyim isterseniz. Oradan götüreyim. Bu oyuncunun çok iyi yönleri, iyi yönleri, orta yönleri ve olumlu olmayan yönlerini sizlerle paylaşmaya çalışayım. Galiba buradan yürürsek daha doğru bir şekilde oyuncuyu tanımaya çalışacağız. Bir kere iyi yanlarını söyleyelim. Yani en öne çıkan taraflarını söyleyelim. Çok agresif, cesur, çalışkan, kararlı ve lider oyuncu. Şimdi bu çok önemli. Dikkat ederseniz Kayer'in de savunma liderliği özelliği vardı. Hatta bu noktayı Norveç milli takım teknik direktörü de üstüne basarak işaret ediyor. Lider bir oyuncu olduğunu söylüyor. Markajda çok etkili, dayanıklılığı var. Yani boyu çok uzun gibi görünmüyor. 1.84 ama zıplama kabiliyetinin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar oyuncunun olumlu tarafları, yani çok iyi diyebileceğimiz tarafları. Peki iyi diyebileceğimiz tarafları ne? İlk kontrolü iyi. İlk kontrol futbolda çok önemli. İlk kontrolü doğru yapmadığınız zaman rakibe topu teslim edebiliyorsunuz, gol pozisyonunda golü kaçırabiliyorsunuz gibi birçok unsurdan bahsedebiliriz. Kafa vuruşları iyi bir oyuncu. Pas kabiliyeti var. Neden var onu da söyleyelim. Futbola başladığı o ilk dönemlerde ön libero'da oynadı. Ön libero başladı. Sonrasından stopere devşirerek asıl mevkisi orası oldu. Bu da onun pas becerisinin olduğunu gösteriyor. Top kapma konusunda iyi diyebiliriz ama bu konuda birçok uzmanın görüşü de böyle, gelişmesi gerekiyor. Daha fazla gelişmesi gerekiyor. Ve bence bir savunmacıda olması gereken en önemli özelliklerinden biri, ihtiyaç duyulan en önemli özelliklerinden biri ön sezi. Ön sezi konusunda da iyi bir oyuncudan söz ediyoruz. Pozisyon alma konusunda izleyince göreceksiniz, gerçekten çok doğru pozisyonlar alıyor. Ön direk, arka direk koşularında santroforların önlerini kapatma konusunda da çok önemli hamleler yapıyor ve soğukkanlı bir oyuncudan bahsediyoruz. Biraz daha gelişmesi gereken yönleri dediğimizde dribbling konusunda, yani top sürme konusunda, teknik kapasitesi konusunda, hız ve hızlanma konusunda gelişmesi gereken noktalar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir savunma oyuncusu olarak çok özel yetenekleri yok ve uzaktan şut, penaltı gibi noktalarda çok önde bir oyuncu değil. Ama 23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bu bölümlerde de gelişecek. Geliştikçe de zaten ona 25 milyon euro çıkış maddesi yazılmasının sebebi de bu. Öyle söyleyebiliriz. Pas aralarını çok doğru bir şekilde yapıyor. Defans konusunda az önce söylediğim gibi iyi pozisyonda. Teknik olarak ve hız olarak da iyi sayılabilir. Az önce vurguladım bunları. Geriden oyun kurma becerisi var. Yani oyun görüşü olan bir oyuncu. Ama pas kalitesini geliştirmesi gerekiyor. Yalnız az önce işaret ettim. Pas konusunda da orta alan başlangıçlı bir oyuncu olduğu için pas kalitesinin de iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Geçen sezon zaten 30 maç oynadı ve bir gol attı. Böyle bir önemli oyuncu. Dörtlü savunmada oynuyor genellikle ve zaten Fatih Hoca da onu dörtlü savunmada kullanıyor, hep kullanacaktır. Çünkü Marcao'nun yanında Marcao ile birbirini tamamlayacak bir oyuncu özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray'daki 8. imzayı atan oyuncu ve Galatasaray ondan büyük kazanımlar elde etmeye çalışıyor.
Şöyle söyleyebilirim, onunla ilgili yapılan genel araştırmalar ve futbolu üzerine yapılan incelemelerden birkaç tane not sizlerle paylaşmaya çalışayım. Geri dönüşlerde mesela pozisyon alması çok iyi ama geri dönüşlerde zaman zaman sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Ama o kısmı da gücüyle kapatıyor. Yani hızıyla değil ama gücüyle oraları kapatıp rakibi rahatsız eden bir oyuncu özelliği var. Pozisyon alması az önce söylediğim gibi çok çok iyi. Yani zamanlaması ve pozisyon alması çok çok iyi. Bu da Galatasaray için çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü pozisyon aldığınız andan itibaren unutulmaması gereken şu ki savunma gücünüz iki misli yükseliyor. Onu söyleyebiliriz. Yani şöyle söyleyelim. Galatasaray, yani bütün bu anlattıklarımdan bazı olumsuz küçük yanlarını da söyledim ama bütün bu anlattıklarımdan nasıl bir sonuca vardınız? Galatasaray dünyanın en önemli stoperini almadı. Ama şunu söyleyelim. Çok ciddi özellikleri olan, gelişmeye açık bir stoper aldı. Zaten 5 yıllık sözleşme, arkasından 25 milyon euroluk satış opsiyonunun nedeni de bu. Galatasaray taraftarları bana göre bir Kayer etkisi oluşturacak bir stoper izleyecekler ve bu manada da Galatasaray'a ciddi katkılar vereceğine inananlardanım. Size kısaca bir Victor Nelson tablosu, görüntüsü çizmeye, portresi çizmeye çalıştım. Eksikleri var fakat artı yönleri çok üst düzeyde. Crystal Palace'ın ısrarla istediği ama bütçe nedeniyle alamadığı bir oyuncudan bahsediyoruz. Avrupa'da ciddi bir piyasası olan oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray bence Fatih Terim'in onun eksiklerini gidermesiyle, işte az önce söylediğim gibi uzaktan şut gibi, işte ilk kontrol gibi vesaire, böyle birkaç etkisini geliştirerek, etki yaparak birkaç konusunda gerçekten de ciddi bir rakamla Avrupa piyasasına satabileceği bir oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.